Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, bir varmış bir yokmuş. Uzaklardan uzak bir diyarda, bir padişahın Gülruz adında güzel bir kızı varmış. Padişah, kızım artık büyüdü, ona layık olacak bir eşi nasıl bulabilirim diye düşünerek, hayaller kurarak gün geçirirmiş. Hiç beklemediği bir sırada bir gün 70 padişahtan dünür gelmiş. Bu durum padişahı keder deryasına salmış. Melike Gülruz aynı zamanda çok akıllıymış. Gülruz babasının kedere gömüldüğünü görünce bir mektup yazmış ve babasına vermiş. Mektupta şöyle yazıyormuş. Babacığım, benim için bu kadar kederlenme. Ben kendime layık olanı kendim bulurum. Bir fikrim var. Eğer kabul ederseniz, padişahların elçilerini geri gönderin ve sarayın önüne çok güzel bir bahçe yaptırın. Bu bahçe adeta cennetten bir köşe olsun. Bahçenin içinde rengarenk çiçekler, güller, goncalar açılsın. Türlü türlü kuşlar ötüşsün. Bahçenin karşısına da bir bina yaptırın. Binanın üzerine davul çalma yeri yapılıp oraya çok ses çıkartan dev asa bir davul konulsun. Davulun tokmağı altından olsun. Bana aşık olan, bana talip olan yiğit gelsin bu davulu çalsın. Bütün halk toplansın. Bu meydanda ben o yiğide 4 mısralık bir şiir söyleyeyim. O her bir mısranın manasına, kafiyesine uygun şekilde cevap verebilirse, onu kendime düğün yapmadan kabul edeyim. Eğer cevap veremezse, başını gövdesinden ayırayım. Padişah kızının mektubunu okumuş, bir süre düşündükten sonra, memleketteki meşhur bahçıvan, dülger, inşaatçı, nakkaş gibi ustalara buyruk çıkartıp işe başlamış. 3 yıl sonra her şey aynen kızının mektubundaki gibi hazırlanmış. İşin tamamı istenilene uygun şekilde bitirildikten sonra Melike Gülruz aklından geçirdiği üzere bir kağıda şartlarını yazıp sarayın kapısına astırmış. Bu haberi işitip dünyanın 4 bir yanından gelen şair yiğitlerin hiçbiri Melike Gülruz'un şiirine cevap verememiş. 486 yiğit canını bu yolda kaybetmiş. O günlerde şehre yakın bir yerde ihtiyar bir adam yaşıyormuş. Bu adam Melike Gülruz'un simasını görür görmez aşık olmuş. İhtiyar davul çalınacak olan yere çıkmış, davulu çalmış. Memleket halkının hepsi davul sesini işitip toplanmışlar. Melike'nin cariyeleri çıkıp baktıklarında ihtiyar bir adamla karşılaşmışlar. Cariyeler Melike Gülruz'a durumu bildirmişler. Gülruz cariyelerine, ''İhtiyar bir adamla konuşmaktan haya ederim.'' Onun gözü parada pulda ise ne kadar isterse verip yollayın demiş. Cariyeler gidip, ey dede, bu hayalden vazgeçip fazladan bir gün daha yaşaman ganimet değil midir? Aşıklık davasını bırak, Melike'nin bıçağıyla canını verme demişler. Fakat ihtiyar adam onlara kulak asmamış. Cariyeler, ey dede, nasıl istersen öyle olsun. Melike Gülruz'un sarayında bir ressam var. Biz sana Melike'nin resmini yaptırıp verelim. Bu resme bakarak gönlünü eğlersin. Olmaz mı? Ayrıca sana mal mülk de verelim. Fakat ihtiyar adam ne para pul ne de dünya malı istemiş. Melike'nin resmini çizdirmiş. Kendi malından mülkünden vazgeçip sazını boynuna asmış, Melike'nin resmini de koynuna koymuş. Dünya hayatından el etek çekip, Çin diyarına doğru yola çıkmış.
az gitmiş, uz gitmiş. Çin şehrine ait bir pınarın başında durmuş. Resmi koynundan çıkartıp karşısına koymuş. Sazını alıp gazel okumaya başlamış. O gün Çin memleketinin hakanı, oğlu Berhem'i almış ava çıkmış imiş. İkisi birlikte ihtiyar adamın söylediği gazeli duymuşlar. Padişah, "Bu tuhaf ses nedir? Devlerin, perilerin, cinlerin, şeytanların mekanına mı girdik?" diyerek pınarın yanına gelmiş. Gelince elinde saz çalan, gazel okuyan ihtiyar bir adam görmüş. Padişah ve oğlu Behrem ihtiyar adamı selamlamışlar. Buralara geliş sebebini sormuşlar. İhtiyar, Melike Gülruz'un aşkının firakından terk-i diyar eyleyip yollara düştüğünü anlatmış. Bu sözü işiten ve Melike Gülruz'un resmini gören Behrem aşk ateşine düşmüş. Babasına saraya dönelim demiş ve Melike'yi bulmak konusunda ona akıl danışmış. Çin padişahı, "Ey oğlum, sana yol görünüyor. İstersen askerlerini alıp gidebilirsin. İstersen tüccar kılığında gidebilirsin. Sana kalmış," demiş. Behrem, "Babacığım, bana hiçbir şey lazım değil. Bir garip derviş kılığında gideceğim," diye cevap vermiş. Babası ona dua etmiş, yolcu ederken onu Allah'a emanet etmiş, güzel dileklerle uğurlamış. Şehzade, Melike Gülruz'un memleketine doğru yola çıkmış. Behrem 7 ay 7 gün 7 gece yol tepip Melike Gülruz'un yurduna ulaşmış. Behrem Melike Gülruz'un bahçesine geçip davul çalınacak yere çıkmış. Oraya çıkınca bir de ne görsün? Bir kıyıda "Ölen şu yiğitler adam öldürmüş değillerdir. Hırsızlık etmiş de değillerdir. Bunlar Melike Gülruz'un aşkına canlarını feda etmiş olan yiğitlerdir," diye bir yazı asılıymış. Bunu gören Berhem, "Niçin geldim ki, gelmesemeydim acaba?" diye geldiğine pişman olmuş. Ardından kendi kendini teselli etmiş. 7 aylık yoldan yiğitlik sazı çalarak geldim. Şimdi zavallılar gibi caymak olmaz. Talihim yaver giderse kolay," diye hayal kurmuş, cesaretini toplamış ve davulu çalmış. Davulun sesini duyan cümle memleket ahalisi toplanmışlar. O sırada davulun sesini işiten Melike Gülruz cariyelerine emretmiş. "Çıkıp bakın hangi canından usanmış kişi gelmiştir." Cariyeler çıkıp baktıklarında güzelliği şehzadeye, kılığı kıyafeti dilenciye benzeyen bir yiğitle karşılaşmışlar. Gelip gördüklerini Melike Gülruz'a anlatmışlar. Gülruz, melekler gibi giydirip kuşattığı 500 cariyesini peşine takıp meydana gelmiş. "Ey yiğit, adın sanın nedir? Kimin evladısın, hangi kabiledensin? Benim elimde atsız sansız ölüp gitme," demiş. Behrem, "Ben Çin padişahının oğluyum. Adım Behrem'dir. Zatınızı işitip 7 aylık yoldan yayan geldim," demiş. Melike, "Benim aşkım için gelmişsen sana 4 mısralık bir şiir okuyacağım. 4 mısralık şiirimin manasına, kafiyesine uygun cevap vereceksin. Cevap verebilirsen benden ne istersen alırsın. Eğer cevap veremezsen ben senin kelleni alırım." "Tamam," demiş Behrem, "şiirinizi okuyun." Melike Gülruz şiirini okumuş. Behrem, Melike Gülruz'un 3 mısrasına gerektiği şekilde cevap vermiş. O sırada Melike, şaşılacak kadar akıllı, ferasetli, bilgili bir yiğitmiş. Yakışıklılığına bakayım diye peçesini biraz aralayıp bakmış. Behrem, Melike'nin yüzünü görünce aklı karışmış ve 4. mısrağa cevap verememiş. Melike, "Cellat,
bu yiğidin kellesini al diye bağırmış. Cellatlar ellerinde yalın kılıçlarını tutarak, muhterem melikem, emirlerinizi ferman biliriz diyerek tazimde bulunmuşlar. O sırada bu olanları seyreden melikenin süt annesi, ey melikem, dört bir taraftan gelen bütün münasip gençler bu yolda canlarını verdiler. Başınız göğe ermedi. Bu delikanlı gayet hoş, gayet yakışıklı bir yiğitmiş. Onun suçunu size verdiğim ak sütün hakkı hürmeti için bağışlayınız demiş. Melike süt annesinin bu sözleri üzerine yumuşamış ve tamam olur, süt hakkını ileri sürmeseydiniz bu gencin suçunu bağışlamazdım demiş. Behrem ölümden kurtulduğuna bin bir kere şükretmiş. Şehirden çıkıp çölleri, sahraları aşmış. Bir nehir kıyısına gelmiş. Abdest alıp iki rekat namaz kılmış. 40 gün 40 gece tövbe istiğfar etmiş. Allah'tan isteğine yardım etmesini dilemiş. 41. gün onun gözünün önünde nur yüzlü bir dede peyda olmuş ve ona ''Ey oğul, gözünü aç, senin duana icabet edildi. Ben seni maşukuna kavuşturacağım.'' demiş. Behrem başını kaldırmış, şaşkın şaşkın bakmış. Karşısında duran Hazreti Hızır imiş. Hızır, Berhem'i arkasına katıp Melike Gülruz'un memleketine getirmiş. Delikanlıyı bir kenara oturtup davulu çalmaya gitmiş. Dev asa davulu öyle bir çalmış ki bütün şehir halkı ''Bugün müthiş bir bahadır pehlivan geldi galiba. Davul hiçbir zaman bu kadar gürültülü çalınmamıştı. Bu pehlivan da şu merhametsiz zalim kızın elinde eceli gelmeden ölüp gidecek.'' demişler. Cümle memleket halkı davul çalınan yere toplanmışlar. Davulun gürültülü sesini duyan Melike cariyelerine ''Çıkıp bakın hangi canından bıkmış kişi gelmiş, davulu böylesine gümbürdeten kimmiş?'' demiş. Cariyeler gidip baktıklarında gayet yaşlı, beyaz sakallı bir adamla karşılaşmışlar. Cariyeler ''Ey dede, şu canından geçen yiğitleri görmedin mi? Aşıklık davasından vazgeç, sana münasip değil. Melike'nin bıçağıyla ecelin gelmeden ölüp gitme. Her yerden gelen şairler, münasip yiğitler Melike'nin sualine cevap veremeyip canlarından oldular demişler. Hazreti Hızır, cariyeler Melike'nize söyleyin, kendisiyle görüşmeden dönmem diye cevap vermiş. Durumu haber alan Melike Gülruz, bir tavus kuşu gibi süslenmiş, hazırlanmış ve 500 cariyesini ardına katmış. Mağrur, kibirli bir edayla meydana gelmiş. ''Ey ihtiyar, hangi kabiledensin? İsmin nedir, cismin nedir? Nereden geliyorsun? Boş yere atsız sansız ölüp gitme.'' demiş. Hazreti Hızır, Melike'nin öfkeyle söylenmiş bu sözlerine şöyle cevap vermiş. ''Şimdiye kadar 7 düveli gezdim ama gönlüme yar olacak bir sevgili bulamadım. Güzelliğinizi duyup geldim.'' Melike Gülruz, ''O halde sana şartım şudur. Bir şiir okuyacağım. O şiire uygun cevap vereceksin. Verebilirsen ihtiyar demeden düğünsüz olarak sana varmayı kabul ederim. Eğer cevap veremezsen kelleni keserim.'' demiş. Hazreti Hızır, ''Tamam, hadi okuyun.'' demiş. Melike şiirini okumuş. Melike şiirini okuyup bitirdikten sonra Hazreti Hızır kafiyesi kafiyesine, manası manasına denk gelen bir cevap vermiş. Bu cevabı duyan Melike Gülruz, ''Ey ihtiyar, yaşlı adam genç olmaz, soğansız etten mantı aşı yapılmaz. İhtiyar adam yay çekip ok atamaz, attığı ok nişanı vuramaz. Yanında yatsan şafak sökene kadar lafına laf katamaz.'' demiş.
Melike'nin bu sözleri üzerine Hızır aleyhisselam, "Ey kız, dikkatli olman gerekirdi," demiş. Melike öfkelenmiş, "Ey edepsiz, hiçbir şeyi anlamıyorsun, çöllerde, bozkırlarda dolaşmış, usulü, kaideyi öğrenememişsin. Mektep yüzü görmediğin için hiçbir şey bilmiyorsun, ağzına geleni konuşuyorsun," demiş. Hızır aleyhisselam, "Ey kız, sözünü bil, kalbimi kırma," demiş ve birçok kitabın ismini saymış. "İşte bu kitapların hepsini bilirim." Melike Gülruz, ihtiyar adamın verdiği cevap üzerine düşünmüş ve "Acaba bu adam Hızır olmasın sakın," diye gönlünden geçirmiş ve "Utanıyorum, affedersiniz, siz Hızır aleyhisselam mısınız?" diye sormuş. Bunun üzerine Hazreti Hızır, "Öyledir, Hızır'ım," demiş. Melike Gülruz, "Ben sizi tanıyamadım, edepsizlik ettim. Affedin, suçumu bağışlayın, özrümü kabul edin." Hızır aleyhisselam, "Önemi yok, kabul ettim. Siz de Behrem'i kabul edin," demiş ve geride bekleyen Berhem'i göstermiş. Melike olur deyip sözün sonunu getirene kadar Hazreti Hızır gözden kaybolmuş. Melike Gülruz Behrem ile evlenmeyi kabul etmiş. Padişah babası da vaat ettiği üzere bütün şehir halkını toplayıp 40 gün 40 gece sürecek bir düğün düzenlemiş. 40 büyük kazanda 40 çeşit yemek pişirilmiş. Cümle memleket halkı gelmişler, yemişler, içmişler, eğlenmişler, iki gencin mutluluğuna ortak olmuşlar. Melike Gülruz ile Çin padişahının oğlu Behrem bundan sonra mutlu bir hayat sürmüşler. Onlar ermiş muratlarına, biz çıkalım kerevetine. Hoş kalın, hoşça kalın, çoktan çok selamlar. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, bir varmış bir yokmuş. Çok eski zamanlarda bir padişah avlanmayı pek severmiş. Bu padişah bir gün her zamanki gibi muhafızlarını ardına katıp ava çıkmış ve bir ormana gelmiş. Padişahın karşısına bir ceylan çıkmış. Ceylanı kovalamışlar, askerlerle bir halka halinde ceylanın etrafını sarmışlar. Padişah, "Ceylanı elinden kim kaçırırsa onun kellesini uçururum," diye askerlerine seslenmiş. Tam da o sırada ceylan padişahın yanı başından zıpladığı gibi kaçıp gitmiş. Bu olaydan pek utanmış olan padişah, "Kimse peşime takılmasın," deyip ceylanı kendi başına takip etmeye başlamış. Ceylanı kovalaya kovalaya akşama etmiş. Bir dere kenarına geldiğinde ceylanın izini kaybetmiş. Yolunu da şaşıran padişah, geri döneyim dese adamlarının nerede kaldığını bilmiyormuş. Üstelik açlık padişahı bitkin düşürmüş. Hükümdar çevresine bakınmış, biraz ötede bir kulübe görünüyormuş. Kulübenin bacasından dumanlar tütüyormuş. Padişah kulübeye gelmiş, attan inerken kulübeden bir adam çıkmış. Bu adamın başında eski bir kalpak, sırtında keçi derisinden yapılmış bir kürk ve deri pantolon varmış. Boylu poslu, neşeli bir adammış. Adam padişahı kulübeye davet etmiş. Padişah kulübeye girip baş köşeye serilmiş olan teke derisinin üstüne kurulmuş. Ev sahibi padişahın önüne bir kase yoğurt ve iki parça mısır ekmeği koymuş ve padişahı yemeye buyur etmiş. Bu yemekleri padişahın canı istemese de açlık ve susuzluk zaruretinden onları yemeye mecbur olmuş. Biraz tadınca mısır ekmeğiyle yoğurdun tadı padişaha saraydaki yemeklerden daha leziz gelmiş. Ekmekleri ve yoğurdu silip süpürmüş. Padişah duadan sonra ev sahibine "İsminiz nedir?" diye sormuş. Ev sahibi cevap vermiş.
ismim Ayaz'dır. Peki ya siz kimsiniz? Padişah, bana Şavaz derler. Siz bu ormanda ne yapıyorsunuz? Demiş. Ayaz cevap vermiş. Beyin malına bakıyorum. Siz nasıl oldu da buralara kadar geldiniz? Padişah kendisinin ticaret yapmaya çıktığını, karşılaştığı haydutlardan kaçıp buralara kadar geldiğini anlatmış ve Ayaz'dan o akşam kendisini bu kulübede misafir etmesini rica etmiş. Ayaz kendisinin bir çoban olduğunu, misafirin altına serecek yatak yorganının olmadığını söylemiş. Padişah gerek yok demiş, geceyi o kulübede geçirmiş. Ev sahibi padişahın altına eğerini serip başına bir tuğla parçasını koymuş, kendisi ise çıplak yerde yatmış. Padişah o gece eski eğerin üstünde öyle tatlı bir uyku çekmiş ki, saraydaki 9 kat kadife atlas döşeklerde bile böyle rahat uyuyamamış imiş. Padişah seher vakti uyanınca çobanı ayak ucunda kendisini beklerken bulmuş. Şaşkınlıkla, siz sabahtan akşama kadar hayvanlara bakıp yoruluyorsunuz, niçin uyumadınız diye sormuş. Çoban, siz benim evimde misafirsiniz. Ben sizin selametinizi, güvenliğinizi temin etmesem olur mu? Bu orman çeşitli yırtıcı, yabani hayvanlarla doludur diye cevap vermiş. Padişah, bu adamın basit bir çoban olsa da temiz kalpli, yüce gönüllü, âli cenap ve samimi biri olduğunu hissetmiş. O sırada güneş de bir hayli yükselmiş. Padişah, Allah'a ısmarladık, teşekkürler diyerek çobanla vedalaşmış ve atına binip sarayına dönmüş. Birkaç gün boyunca Ayaz'ın gösterdiği samimiyet ve onun insani kişiliği padişahın aklından hiç çıkmamış. Bu adam beni tanımadan mı bu şekilde gönlünü açtı, bekledi. Yoksa kılık kıyafetime bakıp zengin bir insana benzetti de yalandan mı izzet ikram gösterdi diye düşünüyormuş. Derken ertesi gün onu denemek amacıyla en güvendiği vezirlerinden birini derviş kılığına sokup Ayaz'ın yanına göndermiş. Ayaz derviş kılığındaki veziri de tıpkı padişahı ağırladığı gibi samimiyet ve iyi niyetle ağırlayıp başında sabaha kadar beklemiş. Vezir geri dönüp gördüklerini ve Ayaz'ın iyi özelliklerini padişaha anlatmış. Padişah yine de inanamamış. Bu defa kendi oğlunu dilenci kılığına sokup çoban Ayaz'ın yanına yollamış. Ayaz şehzadeye de vezire olduğu gibi muamele etmiş. Bundan sonra Ayaz'ın gerçekten de paraya itibar ettiği için değil, insaniyet için dünyaya gelmiş olan temiz kalpli biri olduğuna padişahın kalbi kanaat getirmiş. Adamlarına çoban Ayaz'ı saraya getirmelerini emretmiş. Çoban Ayaz yavaşça başını kaldırıp padişahın yüzüne bakmış ve onun geçenlerde evine gelenlerin ilki olduğunu anlamış. İki yanında sırmalı kıyafetler içinde oturan iki kişi ise kulübesine daha sonra gelen garip derviş ile dilenci adam imiş. Çoban Ayaz durumu anlayamadığından şaşa kalmış. Padişah her şeyi izah ettikten sonra onu hamama göndermiş ve ona şahane elbiseler giydirmiş. Bütün bunlardan sonra padişah çoban Ayaz'ı kendisine muhafız olarak atamış. Günlerden bir gün padişah Ayaz'ın zekasını denemek istemiş. Ava giderken bir yerde aniden yemesi en tatlı yiyecek nedir diye sormuş. Ayaz duraksamadan hemen cevaplamış. Yumurta diye cevaplamış. Padişah sesini çıkarmamış. Bu seferki av da bitmiş. Aradan birkaç hafta geçtikten sonra Ayaz'ı gene ava götürmüş. Padişah yolda giderken birdenbire ona ne ile diye sormuş. Ayaz yine hemencecik tuz ile diye cevap vermiş. Padişah onun iki seferki cevabından da memnun olmuş. Çünkü padişah
yumurtayı ve onu tuzla yemeyi çok severmiş. Hem de ona sorulan sorular beklemediği sırada sorulmuş olmasına rağmen Ayaz'ın hazırlıksız olarak cevap vermesi, hazır cevaplılığı padişahı çok şaşırtmış. Bundan itibaren padişah Ayaz'ın hakikaten de zeki bir insan olduğuna kanaat getirmiş ve onu kendisine vezir tayin etmiş. Bundan itibaren padişah Ayaz'ın hakikaten de zeki bir insan olduğuna kanaat getirmiş ve onu kendisine vezir tayin etmiş. Ayaz vezir olduktan sonra padişaha bazı önerilerde bulunmuş. Açgözlü memurlar tarafından çıkartılan, halkın belini büken kuralları, kanunları yürürlükten kaldırmış. Devlet ve halk ekonomik bakımdan gelişip güçlenmeye başlamış. Öte yandan bir avuç tamahkârın açgözlü memurun cepleri kurumuş, dudakları kuruyup çatlamaya başlamış. Onlar Ayaz'ı çekemiyorlarmış. Padişahın yalnız kaldığı vakitlerde Ayaz'ı kötülüyor ve çekiştiriyorlarmış. Derken bir müddet sonra padişah onların sözlerine inanmış ve Ayaz'ı vezirlikten uzaklaştırmış. Önceki tamahkar vezir ve memurlar halka zulmeden kanunlarını yine uygulamaya başlamışlar. Bundan sonra memleket halkının hayatı kararmaya, insanlar yoksullaşmaya başlamış. Halkın öfkesi çoğalıyor, padişaha karşı galeyana gelen insanlar gittikçe artıyormuş. Padişah, Ayaz'ı kendinden uzaklaştırmakla iyi etmediğinin farkına varıp onu yeniden vezirliğe tayin etmiş. Ayaz, adil bir yönetim ortaya koymuş. Memleket tekrar gelişip güzelleşmeye başlamış. Padişah her zaman kimin kendisine sadık ve helalinden hizmet ettiğini denemek istediği için bir gün 40 katıra altın ve gümüş yükletmiş. Ayaz'ı ve diğer memurlarını katırların yanına katıp bir sefere çıkmışlar. Padişah yol boyunca altınları ve gümüşleri saçarak ilerliyormuş. İlerlemesine ilerliyormuş da ardına hiç bakmıyormuş. Bir zaman sonra bir çeşme başına varmışlar. Padişah durup ardına bakmış, ardından yalnızca Ayaz geliyormuş. Öteki memurların tamamı saçılan altın ve gümüşleri toplamak için birbirleriyle kavga etmektelermiş. Padişah bundan sonra kimin padişaha ve millete yürekten bağlı, kimin para, pul, makam, mevki için dalkavukluk etmekte olduğunu anlamış. Ayaz'a baş vezirlik ve hazinedarlık verip onu yükseltmiş. Ayaz yüksek makamlara çıktıktan sonra da padişaha, halka, devlete sadakatle hizmet etmiş, vergileri uygun hale getirmiş, alım-satımı ticareti geliştirmiş, çiftçilerin, sanatkarların, ticaret erbabının önünü açıp parası olmayana hazineden kredi vermiş. Bunların ardından kendilerine çıkar sağlayamayan saray fitnecileri padişahın huzuruna çıkıp Ayaz şunu etti, Ayaz bunu etti, hazineyi dilencilere dağıtıp kendisi iyice zengin oldu, hazine tam takır kaldı deyip iftiralar atmışlar. Padişah geçen seferde fitnecilerin sözüne kanıp sadık dostunu günahsız yere cezalandırdığını, memleketi harap etmeye ramak kaldığını aklından çıkarmamış imiş. Bundan dolayı onlara bu kez demekle yetinmiş, şöyle veya böyle bir cevap vermemiş. Hazineyi bizzat denetleyip görmeye karar vermiş. Sabahleyin Ayaz'ı yanına alıp hazineye gitmiş. Bakmış ki hazine altın, gümüş, buğday, hububat, silah, giyecek ile dopdoluymuş. Padişah en sonunda dönüp hazineden çıkarken başı bir şeye dokunmuş. Kafasını kaldırıp bakınca bir çift eski çarığın kapıda asılı durduğunu görmüş. Bu işe şaşıran padişah Ayaz'a sormuş. Bunu niye astın? Ayaz tevazu ile ben önce Allah'ın, sonra Zat-ı Alinizin himayesinde
bunca büyük izzete şerefe nail oldum. Aslında yoksul bir çoban idim. Deri kürkle eski bir çarık giyerdim. Bir gün talih yüzüme güldü, bu günlerime eriştim. Fakat ben rahata erdiğimde sıkıntılı günlerimi unutup halkın gözünden düşmeyeyim diye her girip çıktığımda çarık gözümün önünde dursun diye bunları buraya astım demiş. Ayaz'ın böylesine alicenap olmasından padişah son derece etkilenip ağlamaya başlamış. Kendisi ihtiyarlamış olduğundan Ayaz'ı padişahlığa layık görüp tahtını ona vermiş. Sonunda Ayaz padişah olmuş, memleketi adaletle yönetmiş. Geçmiş günlerini unutma, deri çarığını kurutma atasözü de bu olaydan kalmış derler. Hoş kalın, hoşça kalın. Çoktan çok selamlar.